devinimi artırmak için bütün bunları yapmalıydı ve yaptı. Sessizlik, ses ve her şey ilim. Peki dil Allah'ın ilmiyse nefes nedir, neye yarar? Canlılar, hepiniz iyi anlayın ki nefes muktedir olanın ilmidir. Ama hak eden, hakiki ilim olan, muktedir olan mutlak kurullarla bunu dinleyebilir. Her şey, her şey, her şey iyi ki var, iyi ki var, iyi ki var. Ama hırs varsa şafak yoktur. Şimdi canlarım, dünya planeti için yapılan bu çalışmanın anlamını kaç kişi anlayabiliyor? İyi anlayın ki 5 ya da 10 kişi. Daha fazlası yok. Diyeceksiniz ki ama bu haki etmediğimiz mi? Yok canlarım. İyi anlayın ki insanın ilahi kütle olduğu, yaşam olduğu, kodlayıcı olduğu, yaratıcı olduğu, altın ışığın gücüyle kelam olduğu ve kodlamaları yaparak yarınları oluşturduğunu, sistem, nizam ve düzen gücü olduğunu 5 ya da 10 kişi ancak dinleyebilir. Diyeceksiniz ki iyi ama bunu herkes söyler. Söz özden, diriliktense öz güçtür. Ama yok, öz söz dürümlerdense orada yıl kaybı vardır. Yani ışık kontrolü henüz kurulmamıştır. Burada yaptığımız tüm çalışmalarda kendi yüreğimizin kübra kelamı da var. İlmi sahaların mutlak kurullarının dili de var. Ama daha da ötede şafak olan insanlık var. Dünya planeti için çok çalıştık. Çok çalıştık. Her şeyi kodladık. Koklattık, tohumlattık. Her ses Allah'ın sesi midir? Asla değildir. Doğanın gücü olabilir mi? Yok canlarım. Doğanın gücü olmak da aklın kapısına mutlak kurullarla kodlama yapmaktır ki bu da Allah olmakla mümkündür. Diyeceksiniz ki ama Allah kelam değil miydi? Allah kelamdı ama hakiki ilimde Mikail'in kervanı da olur. Hepimizin gerçeği insandır. İnsanı soy sop diyebilin. Yaşayan ve yaşanandır insan. Yaşayan, yaşanan demek, yaratılmış değil, yaratan demektir. Yaratı değil, yaratım. Herkesin, her şeyin yaratımı, imparatorluğun gerçeği budur. İnsan yaratıp yaşattıklarından ötededir. Ve toprağında öksüz yetim olanda ve has olmayanda da vardır. Halka halka genişleyin dedim. Hakkın kapısına varın dedim. Aklın sırrını anlayın dedim. Tanrılık yapın dedim. Dediniz ki ama bu bir şirktir tanrılık. Deve kalktı ya canlar. Şirke düşen kelamsız olandır. Sahayı kodlayamayan, muktedir olamayandır. Tabuları yıktığınız an her şey sizin için kontrollü hale dönüşür. Kimim diye sorana sözüm şudur ki insanlığım. Kim olduğunuzu anlayın. Hepiniz anlayın ki insanlık boyutlarının her bir sahasında var olanlarız bizler. Diyeceksiniz ki ben bugün buradayım, yarın başka bir planette olacağım ve gerçek kalemimle bütüne görev taşıyacağım. Öyleyse olun ama ben de her derede var olan olarak oğullarımla, mutlak kurullarımla türeleyip tohumladıklarımla olacağım. Her biri olacağım. Unutmayın, her biri olacağım. Benim zaman sahamda her şey tektir. Bugün bunu anlattığım zaman ben de öyle düşünüyorum dedi can sahamız. Ama benim düşündüğüm bu değildi ki. Benim düşündüğüm karanlıktaki dildi. Ağırdır o dil, anlayan çok azdır. Aşkın sırrını anlamak o yoğunlukta olmak mıdır? Aklın sırrını bulmak o yoğunluk olmaktır. Ama aşka varmayan bunu hak edemez ki. Şimdi canlarım, saygılı olalım her şeyden evvel. Deyiniz ki ben bilirim ama sen de bil. Ben hak ettim ama sen de hak et. Ben teknik tohumlama yaptım ama sen de yap. Yaşam budur. Ben bana ilimle geldim. Ben bana insanlıkla geldim.
ben bana mükafat olarak kervan olup geldim ama ben bana geldim. Benim bana gelişim mahrekteki kelamın mutlak kurullara geçişiydi. Ki ben o kurulların her birinde varım. Oğullarımı kontrol etme niyetim asla yok. Çünkü onlar kendi yoğunluklarıyla kodlama yapacaklar. Eğer size ben sizi kontrol edeyim deseydim, inanın ki hiçbiriniz burada olmazdınız. Çünkü sizler kendi yolunuzu bulanlarsınız, kendi yaşamınızı hak edenlersiniz ve karanlığı aydınlatacak olanlarsınız. Deve kalktığı zaman o diyarlara kendi yüreğinizden geçip gideceksiniz. Ve bir tek olup gideceğiz her ana. Bunu artık insanın anlayabilmesini bekliyorum. Süper insanlık realitesi diye bilinen de insanlaşanların değerlerini kodladıkları bir yoğunlaşmadır. Ve burada her insan kendi yoğunluğunu kodlar. Kendi kaydını yapar, sahada kendi ötesinde kendi olur ve her an kendinden daha ötedeki kendine varmaya çabalar. Kimse hiç kimseye varma çabası içinde değildir. Öylesi bir göz sözümüzde yok, insanlığımızda yoktur bizim. Ve dünya insanının Rahman olarak kodlama yapacağı düzen artık kurulmaktadır. Her insan rahmi kapıları açarak Rahman olan o yoğunlaşmaya ulaştığı zaman kaynaktaki ilim Allah'ın ilminden çok çok farklı değildir orada. Farklı olmayacaktır. Yeni dünya gücünün özgeçişle kodlandığı bir dünyada som altın ışıkların murat ettikleri her şeyi hak etmeleri için büyük bir güç kodlaması yapılacak. Bu güç kodlaması koruyucu olanların değil, kodlayıcı olanların yapacağı bir çalışmadır.